Ablamız da bu küçük kızla birlikte ipleri çamaşır asıyor, onları düzenliyor. Düzenliyor. Düzenliyorsun, tamam mı? Buraya git, sen alıyor, sağ olsun kamera. Teyzenin tamam. Önüne oturacaksın, soğan pişiren teyzenin oturacaksın. Şefte. Bülent abi. Bir dakika. Ne abi? Gelir o, sen eğil mi? Böyle bir faaliyetleri bizim köyde olduğu için mutluyuz yani. Burada çekime gelen, buradaki bütün yönetmene ya da bize destek veren herkese buradan teşekkürlerimi ediyorum. İnşallah bundan sonra da faaliyetlerimizi her türlü, faaliyetleri her türlü böyle bir desteğe her zaman hazırız yani. Yunus Emre Aşkın Sesi filminin yapımcısı ve yönetmeniyim. Yaklaşık 3 yıldır hazırlandığımız bir projeydi bu. Ve son 1 yılda çekimlerini tamamladık 4 mevsim boyunca. Kısmet olsa 10 Ocak'ta Türkiye'de vizyona girecek. Bugüne kadar Yunus Emre ile ilgili, yapılan en geniş kapsamlı, en özel sinema filmi. Çok özel bir kadro var. Bugün de filmimizin son günü. Van'dayız. Van'da Ulupamir'de Moğol Savaş sahnesi çektik. Ve gerçekten çok başarılı oldu Ulupamir köyüyle, Ulupamir halkıyla. İnşallah çok güzel bir film olacak. Sevgiyi, barışı ve aşkı anlatacak. Yunus Emre'nin evrensel değerlerini dünyaya tanıtacak. Evet abi. Yine hiç oynanmamış bir karakterle Yunus Emre ile seyircilerimizin karşısında olacağız. 2013-2014 sinema sezonunun bildiğim kadarıyla tek epik tarihi filmi olacak Yunus Emre Aşkın Sesi. Ve filmimizin yaklaşık 8 aydır devam eden çekim sürecinin son etabını Van'ın Erciş ilçesinin Ulupamir köyünde tamamladık. Mutluyuz. Umuyorum seyirci de 10 Ocak 2014'te bildiğim kadarıyla vizyonda olacak. Bizimle bu mutluluğu paylaşır. Aynı zamanda Ulupamir'de ilk defa bulunuyorum ben. Buradaki Kırgız vatandaşlarımızla. Çok sıcak kaldı. Çok dolu dolu insanlar. Çok güzel anlar geçirdim 2 gün içerisinde. Teşekkür ediyorum Van'a, Erciş'e ve Ulupamir halkına, Kırgız vatandaşlarımıza. Teşekkür ederim.